Şimdi ben yani benim meslek hayatımda sayılı bir grup, sayılı gruplar arasında sizin grubun %95'i üniversiteyi bitirdi. Oğuzhan Bey de iç hastalıkları uzmanı olduğundan ve kendisini biraz sonra tanıtacak. Herkes biraz sonra kendini tanıtırsa çok memnun olurum. Burada kimler var diyeyim Oğuzhan Bey. Velilerim var, Sümeyye öğretmenim var, aynı zamanda öğretmen. Öğretmenlerimizden Havva Aşan'a öğretmenimiz resim ve aynı zamanda ressamdır. Alkürt Mehmet Akif Ersoy, ortaokulu müdürümüz Yaşar Kılıç Beyler buradalar. İsmim Doktor Oğuzhan Zengin. 2002 yılında Veysel Hoca'nın beraber ilkokul öğretimimi tamamlamıştım Çubuk İlki Öğretim Okulu'nda. Ankara Şehir Hastanesi'nin iç hastalıkları kliniğinde uzman doktor olarak görev yapmaktayız. Veysel Hoca'mız tabii ki bunun da temel taşı olarak daha büyük bir katkı payı var burada. Üniversite hayatımızda 2014 yılında Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldum, Ankara Eczacılık Fakültesi'nden. Biz küçüklükten beri Oğuzhan'la beraber birimiz doktor, birimiz eczacı olmak istedik. Allah nasip etti bugünlerimize. Toplumda şu an bu hastalığı %10, %20, %30 civarında hastalığı geçirmiş, vücudunda antikor yanıtı olup hala daha bu hastalık noktasında geçirmediğini bilen toplumumuzda vatandaşlarımız var. Kişiye bağlı olarak bir antikor yanıtı var. Yani bir hastamızda bir ay süren antikor yanıtı var. Bazı hastalarımızda 2 ay var, bazısında 3 ay var. Bugün mesela nitekim buraya gelmeden önce bir görüştüğümüz bir hastamız vardı. Bugün ikinci COVID'ini geçirdi. İkinci COVID'inde daha ağır bir atlatmak zorunda kaldı. Ondan dolayı bugün bu hastamızı yatırarak bir şekilde tedavi aldık. Yani ilk semptomunu ayaktan geçirmişti hasta. İkinci COVID'ini ciddi anlamda akciğer tutulumuyla beraber geldi ve bugün yatışını yapmıştık. Tavsiyeniz ne olacak? Çocuklara, bizlere şöyle tavsiyeniz ne olacak? Çocuklarında gereksiz yere bu ürünler noktasında işte bağışıklığını arttırma noktasında kullanacağımız ürünleri gereksiz yere kullanmamakta fayda var. Tabii ki burada besin kalitesi, besin öğünü tabii ki daha önemli. Öncelikle şunu unutmamak gerekiyor. Yani besin kalitesi iyi olduktan sonra bizim vücudumuza dışarıdan herhangi bir ilaç almamıza gerek yok. Günde kaç tane D vitamini tüketmeliyiz? Günde D vitamini normalde bir insan, sağlıklı olan bir insan D vitamini tüketmesine gerek yok. Ablamla koronayı falan çıkartırken korkmuyorsunuz bu hastalıkta. Yok, artık şöyle söyleyeyim. Koronavirüs olan hastalarda bu tedavi anlamında bunlardan da bu hastaların da ameliyatı oluyor. Bu tedavi anlamında bunların da faydalanması gerekiyor. Sadece bildiğimiz koronavirüsü olan hastalarda ameliyat ekibi özel giysilerle beraber bu hastaların ameliyatını o şekilde yapıyor. Yani normal ameliyathane gibi girmiyor. Bu sefer bileyerek vesaire hasta COVID de olsa dahil ona göre korunarak içeriye giriyor. Öyle söyleyeyim. Uzaktan eğitimimiz devam ediyor. Biz de eğitime önem verdiğimiz kadar sağlığa da çok önem verdiğimizi altını çizerek belirtirim. Şehir Hastanesi klinik şefi Sayın Oğuzhan Zengin'in teklifimizi kabul ederek programa katılması bizleri mutlu etmiştir. Aynı zamanda kendisi de benim öğrencimdir. Yeni öğrenciler de bizim öğrencilerimiz. Burada pandemiyle ilgili gerekli bilgileri bizlere canlı olarak vermiştir. Bizi aydınlatmıştır. Bundan dolayı öğrencilerimiz ve velilerimiz çok mutlu olmuşlardır. Gerekli gördükleri kafasına takılan soruları sorarak gerekli yanıtları almışlardır.